Behruz, atla arabanla gezintiye çıkmışsın yine. Sorma Naim. Sarışın bir kız gördüm. İsmi Peverişmiş. Ya öyle mi? Şimdi nereye gidiyorsun? Monsieur Pierre'in yanına. Benim Fransızca hocam. Tamam, yarın dairede görüşürüz o zaman. Görüşürüz tabii. Keşfi ne yapıyor bu arada? Gözükmüyor ortalıkta. Benim o yalancıyla işim olmaz. Yalancı mı? Tabii yalancı oğlum ya. Pek güvenme bence ona. Sana sürekli yalan söylüyor. Neyse, şimdi boş verelim keşfiyi. Ben geç kaldım zaten. Hadi yarın görüşürüz. Bir yolunu bulup mektubu Peveriş'e verdim ama haftalar geçti cevap yazmadı. Bir sütlaç yaptım oğlum, yer misin? Hayır anne, yalnız kalmak istiyorum. Oğlum şu pevirekte de kız yüzünden iyice söz dinlemez oldun. Ne alakası var anne? Oğlum o kız yosmaymış. Yok anne değildir ya. Komşular söyledi oğlum. Ayrıca ben de görüyorum. Huylandım yani. Hayır anne, kültürlü bir kız o. Keşfi söyledi. O yalancıya pek güvenme sen. Ulan bugün işe gidince Behruz'u bir güzel kandırayım. Nörün la Behruz Efendi. Canım çok sıkkın Keşfi. Neden oğlum? Ne oldu? Fevireş'e mektup yazmıştım. Cevap gelmedi. Gelmez tabii. Neden? Oğlum o öldü, haberin yok mu? Öldü mü? Ne olur şaka yaptım de. Oğlum ben onun ailesini tanıyorum. Ablası var bir de onun. Öldü diyorsam öldü. Bana inan. Uyku tutmadı ya. Yarın ilk işim Pevireş'in mezarını bulmak olacak. Siz Pevireş Hanım'ın ablası olmalısınız. Ben onun mezarını soracaktım size. Kıvırış'ın mezarında mı soracaktın? Dedi seni. Yanlış bir şey mi yaptım? Kıvırış benim ayol. Ablam da yok. Yosman'ın tekiyim. Kim dedi sana bunları? Ne? Şimdi peşimi bırak. Salak salak dolanma etrafımda. Ama ne olur biraz konuşsak. Defol git ya.